Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4. sınıf Türkçe 152, 153, 154, 155, 156 ve 157. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz evini arayan ardıç tohumu. İlk sorumuzdan başlayalım. Ağaçlar hakkında neler biliyorsunuz? Bir ağacın oluşması öncelikle toprağa düşen tohumun fide halinde gelmesi, fidenin bir yıl sonunda fidan haline gelmesiyle hücrelerin çoğalması sonucu Dal, yaprak, gövde ve kökleri meydana gelir. Her yıl ağacın dallarında ve köklerinde yeni sürgünler oluşur ve de her yıl geçtiğinde gövde içerisinde bir halka oluşur. Bu halkalar ağacın enine büyümesiyle oluşan odun tabakasıdır. Yağış bol aldığı yıllarda geniş bir halka, kurak, kurak geçen yıllarda ise ince küçük bir halka meydana gelir. Bu sayede halkalardan ağaçların yaşı ve de yıllar içerisinde kuraklık ve bol yağmur aldığını bu halkalardan öğrenebiliriz. Bir ağaç kendi besinini doğrudan toprak ve havadan güneş ışığı vasıtasıyla üretir. Bu beslenme çeşidini bitkilerden veya ağaçlardan başka hiçbir canlı yapamaz. Yapraklardaki klorofil denilen yeşil madde sayesinde havanın karbondioksitinden güneş ışığı altında Fotosentez denilen olay sonucunda kendisi ve diğer canlılar için önemli olan bir besin meydana getirmiş olur. Çeşitli ağaç ve bitki türlerinin yok olması doğal dengeyi nasıl etkiler? Ağaç ve bitki türlerinin yok olduğunu düşünürsek dünya üzerinde bulunan tüm güzelliklerin kaybolduğunu görürüz. Bunun sonucunda birçok canlı dünya üzerinden silinip gider. Çünkü canlıların besin kaynakları bitki ve yeşilliklerdir. Eğer dünya üzerinde bitkiler olmasaydı dünyanın dengesi bozulurdu. Dünya atmosferi hızlı bir şekilde kirlenir, fotosentez olmadığı için bitkiler oksijen üretemez, yeryüzünde yaşam bitmeye başlar, atmosferin kirlenmesi sonucu yeryüzü bitkilerinde yok olmasıyla yağmurlar asit yağmurlarına dönüşür, sular da hızlı bir şekilde kirlenmeye başlar, su içindeki yaşam bunun sonucunda yavaş yavaş sona ermeye başlardı. Metnin başlığını ve görsellerini inceleyerek okuyacağınız metnin konusunu tahmin ediniz. Bir ardıç tohumunun ağaç olma yolculuğu olabilir. Kelimelerin anlamlarını tahmin edip tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz. Filiz kelimesi ufak boylu bitki. Anlamı tohumdan veya tomurcuktan çıkarılan körpe ve küçük dal, sürgün, ışkın, eşkin. Ektiğimiz tohum filizlendi. Kök kelimesi bitkilerin yer altında kalan kılcal uzantıları, bitkileri toprağa bağlayan ve onların topraktaki besin maddelerini emmesine yarayan klorofilsiz bölüm. Bitkilerin kökleri derinlerine kadar ulaşıyordu. Yayvan kelimesi eni boyundan fazla olan bir şey, eni boyundan ve derinliğinden çok olan basık ve geniş yayvan bir tepside yemek yediler. Metnin hikaye unsurlarını belirleyiniz. Yer İstanbul'un Çengelköy semti Çınaraltı. Zaman geçmiş zaman. Kişi varlık kadrosu ardıç tohumu, ardıç kuşu, çınar ağacı. Olay bir ardıç tohumunun yaşlı bir çınar ağacı ile tanışması. Ardıç tohumu nasıl çoğalmaktadır? Ardıç kuşunun ardıç tohumunu yiyip öğüttükten sonra tekrar toprağa bırakmasıyla çoğalmaktadır. Ardıç kuşu ardıç tohumunu nereye bırakmıştır? Deniz kenarında bir yere bırakmıştır. Çınar ağacı kaç yaşındadır? 800 yaşındadır. Çınar ağacının bulunduğu yere neden çınar, çınar altı adı verilmiştir? Uzun yıllar balıkçıların bu ağacın altına dinlenmeleri ve ağacı çok sevmeleri nedeniyle bu ad verilmiştir. Metinde geçen ardıç ağacı ile ulu çınarın fiziksel özelliklerini karşılaştırınız. Ardıç ağacı iğne, yaprak, iğne yapraklı, dallarında mavi ve yeşil renkli tohumlara sahip. Ulu çınar uzun boylu, geniş ve yayvan yapraklara sahip, iri ve koyu renk gövdeli. Metnin içeriğine uygun farklı başlıklar belirleyiniz. Zaman meydan okuyan çınar, zamana meydan okuyan çınar, Metindeki görseller ağaçların hangi özelliklerini yansıtıyor? Metindeki görseller ağaçların fiziksel görünüş ve özelliklerini yansıtıyor. Siz bir ağaç olsaydınız size nasıl davranılmasını isterdiniz? Dünya üzerindeki ağaçlar insanların ve hayvanların nefes almalarını sağladıkları oksijeni üretir. Ayrıca yediğimiz birçok besinin üretimi ağaçlardan sağlanmaktadır. Ağaçlar sayesinde hayvanlara barınak yapmamız sağlanır. Ayrıca bizim ülkemizde olmasa da başka ülkelerde ağaçlar sayesinde ahşap evler üretilmekte ve dizayn edilmektedir. Ağaçlar bizleri sert esen rüzgarlardan korur, rüzgarın hızını keser. Ağaçlar sayesinde toprağın erozyon olması, heyelan veya su baskınlarının olmasını engeller. Ağaçlar sayesinde hayatımızın birçok noktasına girmiştir. Okulda okuduğumuz sıradan elimizdeki kaleme, kağıda, evimizde oturduğumuz mobilyaya kadar birçok nesne mobilyadan üretilir. Sonuçta ağaçlar bu dünyanın temel taşlarından bir tanesidir. Eğer ben bir ağaç olsaydım dünya üzerindeki insanlara ve başka canlılara bu kadar iyiliğim olmasına karşılık bana saygı duyulmasını, tüm tehlikelerden korunmamı, insanların beni incitmemesini, fidan olarak büyürken beni sevmelerini, gerekli özeni göstermelerini isterdim sayıların yazımı ile ilgili kuralları örnekleriyle eşleştiriniz. Sayılar metin içerisinde genellikle harflerle yazılır. 200, 300, 65 gibi. Saatler ve dakikalar metin içinde rakamla ya da yazıyla yazılabilir. Kampa 17.30'da varacağız. Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır. Bin yıldan beri sürüyor. Romen rakamları tarihi olaylarda, yüzyıllarda, hükümdar adlarında, tarihlerde, ayların yazılışında, kitap ve dergi ciltlerinde kullanılır. Üçüncü Selim, XX yüzyıl, birinci cilt gibi. Siz de sayıların yazımı ile cümleler kullan yazınız. Üleştirme sayıları yazıyla yazılır. Beşer, ikişer, üçer. Ev, apartman, daire, sokak numaraları sayıyla ya da rakamla yazılmaktadır. No 15, daire 4, 15. 1540. sokak gibi. Sayılar rakamlarla ya da yazıyla yazılabilir. 120 adet. Saat ve dakikalar metin için yazıyla yazılabilir. Saat 3'te toplantımız var. 20 dakika sonra buluşalım. Rakamlardan sonra gelen ekler kesme işareti ile ayrılır. 6'da, 8'de. Sayılarda kesirler virgülle ayrılmaktadır. 5,16, 7,25 gibi. Sembolleri anlam, anlamları ile eşleştiriniz. Evet, dönüştürülebilir malzemedir. 4 numara. Ürün geri dönüştürülmüş maddeden elde edilmiştir. 1 numara. Ürünün geri dönüşüm kutularına atılmalıdır. 3 numara. Alevlenebilir ürün içermektedir. 2 numara. Türkiye'deki su kaynaklarını araştırınız. Yaşamak için mutlaka suya ihtiyacımız vardır. Su kaynaklarımızın başında ise akarsular ve göller gelmektedir. Türkiye'de büyüklü küçüklü 120'den fazla göl bulunmaktadır. Türkiye'de göller 4 bölgede kümelenmiş durumdadır. Göller bölgesi diye adlandırdığımız Eğirdir, Burdur, Acıgöl ve Beyşehir göllerinin bulunduğu göller bölgesi, Güney Marmara bölgesi, Tuz Gölü çevresi, Van Gölü ve çevresi, Bunların dışında 706 adet baraj gölümüz bulunmaktadır. Marmara, Ege, Muş, Erzurum ve Pasinler ovalarında yeraltı suları kullanılmaktadır. Ayrıca ülkemiz kaplıca ve ılıcalar bakımından zengin bir ülkedir. Yalova, İnegöl, Kızılcahamam, Bursa, Haymana, Denizli, Çermik, Afyon, Kütahya çevrelerinde bulunan ünlü kaplıcalar da vardır. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere ulaşabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.